Çünkü hocam yanıma yanıma yaklaşıyor, çok sevgili eşi Sema Güzeltepe'nin değerli şefimize adadığı bir şiiri var. Onu sizlere sunacağım ve çok değerli Sema Güzeltepe'yi alkışlarımızla takdim etmek istiyorum efendim. Evet, sen biraz devam edeyim. Eşinin çok güzel gerçekliğinde şarkı sözleri var. Onlar da çeşitli bestekarlarımız tarafından besteleniyor. Ben de tabii onunla gurur duyuyorum. Bir anımızı anlatayım. Hani beyler evde eşlerine yardım ediyor mu etmiyor mu? Hani konuşuyoruz konusu var ya. Ben de bir zamana kadar eşime yardım ediyordum. Ev işlerinde. Biraz daha dedim faydam olsun diye. Sordum yani bir gün. Dedim ki hangi işlerde sana yardım edeyim, hangi işlerde yardım etmeyeyim. Ben sana söyleyeyim mi dedi. Evde çok kargaşa, iş güç fazla olduğu zaman aman ne olur dedi, evi terk et dedi. Benim de işime geldi. O gündür bugündür çıkıp gidiyorum yani sağ olsun. Minnettarım o bakımlarına. Kötü örnek olmuyor. Bu romantizmin üzerine tuz biber oldu bence. Gönlüm seni ilk sonbaharda sevdi. Eylül benim için unutulmazdı. Kaç sonbahar, kaç mevsim değişti. Benim aklımda hala Eylül vardı. Darmadağın oldum ben yokluğumda, yolumu kaybettim zaman zaman. Çıkmaz sokaklara daldım ben ama benim aklımda hala Eylül vardı. Hüzünlü anılar ruhumu sardı, gözlerimde güz yağmurları sardı. Aylardan Eylül gidişim hazandı, benim aklımda hala Eylül vardı. Şiir ve söz yazarı Sayın Sema Güzeltepe'nin bu güzel şiiri, efendim çocuklarım dediği besteleriyle, bu şiir bestelenerek hayat buldu. Bu şiirin bestekarı, Uydi bestekar, aynı zamanda benim babam Ahmet Fakı. Umarım ileriki zamanlarda bu güzel şiirde besteyi dinlemek mümkün olacak. Özünde engin bir Türk müziği dünyası olan konserimize koromuzun söyleyeceği kıymetli bestekarlarımızın eserleriyle devam ediyoruz. Yusuf Nalkesen'e ait olanlar oldu, geçti artık sen ne desen de. İsmail Hakkı Nebioğlu'na ait beklerim her gün o sahillerde ve anonim bir türküyle sizleri koromuzla baş başa bırakıyoruz. Kaleden top atarlar, vay diyelim ama. Thank you.